Herkese selamlar dostlar. 3 Eylül 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Bu skor yarışmamızda günün en gözde maçı bence. Arsenal ile Manchester United maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli maç skorunuzu. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarına Eylül ayı boyunca dahil edelim. Herkese bol şanslar. Her türlü soru görüş öneri her şey için benim ve Instagram üzerinde iletişime geçebilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler, maç hakkında soru sormak isteyenler her türlü Instagram'dan yazabilir. Buradan sizlerle iletişime geçiyorum zaten. Geçtim bunu da. Cuma günü bir adet kombinem vardı ve güzel karşılığımızı düşünüyorum. Özellikle Dortmund maçından. Kombinemiz öncelikle geldi. Bundesliga kombinesi oldu. Bu bir Bundesliga 1 bir de Bundesliga 2'den aldım. Düsseldorf maçına var aldım. İlk yerden zaten ilk 23 dakikada hatta 15 dakikada KG var olarak geldi. 1.43 gibi orandan cebe attık. Dortmund'u 2 haftadır izliyorum ve 2 haftadır da bahis alıyorum. Ve 2 haftadır bana kaybettiriyordu. Bu sefer dedim ki kendi taraftar önünde kazanacak. Ama ilk yarıyı. Maç kay beraber bitirdi yine. Dedim ki ilk yarıda 2-0 öne geçti zaten. Ben de dakika 45'i beklemeden yeşillendirdim. Günün kombini içerideydi. İlk yarıdan bir aldık. Matos'un 1 iki 2.5 falan yapsaydım kaybedecekti. Fakat şansımız yanınızdaydı. İlk yarı 1 aldık kazandık. Yüksek mislerimiz devam ediyor. Yine hafta sonu da aynı şekilde 3 günlük sanırım 3 veya 4 tane yüksek misli geliyor. 750, 1500, 2500 bandlarında ilerliyoruz. Şu dönemde daha da arttıracağızdır diye düşünüyorum. Ben yakın zamanda biraz daha aletlerin oturmasıyla birlikte sağlam gördüğümüz zaman da vuracağız. Ağustos ayının kasasını 6921 TL ile kapattık. Eylül ayının kasasıyla devam etmekteyiz. Arkadaşlar herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten sabitli. Eğer burada yoksanız buraya da girin. Dün mesela buraya iki tane canlı verdim. İkisi de başarılı oldu. Trabzon ilk kere 0.5 üst hızlı geldi. Ondan sonra tekrardan şey verdim. İlk kere 1.5 üstü verdim. O da geldi. Nerede bizim ahali dedim. Yeşillendir dedim. İlk kere... iki gole girdik. İkisi de geldi. Herkes açık gruba da verdim bunları. Değerlendirenlerin kazanç sağlayanlara tebrikler. Kendi gruplarımızda zaten canlı olarak da ilerlediğimizi biliyorsunuzdur sürekli mesai değil. Özellikle basket de var. Baskette de ilerliyoruz. Sabah 11'de bir başlıyor. Akşam saat 12'ye kadar canlı seansımız sürecektir. E, yani kazan sağlamak isteyenler gelebilir. Veya şansımıza ortak olmak isteyenler diyelim. Her zaman kazan sağlanacak diye bir şey yok. Bazen penaltı kaçıyor. Bazen kırmızı kart geliyor. Bizim de bahislerimiz kaybedebiliyor. Şimdi dostlar sizlerden ricam artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin. Şöyle artı 300 seviyesine çıkabilirsek beğenilerde özellikle çok teşekkür ederekten de sizlerle başlayalım. İlk mücadelemiz Liverpool'la Aston Villa mücadelesi. Liverpool'da burada önemli bir eksiklik var. Van Dijk bu maçta olmayacak. Geçen Mart e, kırmızı kart gördü cezalı. Muhtemelen bu maçta geçen maçın Yıldız Nunez ilk 11 diye başlar diye düşünüyorum. İleride Gakpo başlıyordu. Gakpo'yu belki başka bir yere çekebilir veya Endo'yu da kesebilir. Orada bir hareketlilik yapabilir. Fakat bu maçta Nunez'in o kadar ima almışken, maçı kazandırmışken ilk 11 başlamasını bekliyorum. Defans'ta Van Dijk olmayacak. Önemli bir detay bence. Liverpool'un hücum gücünde herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle Diaz sol kanattan estiriyor. Adam gerçekten çok formda. Aston Villa, Yunan Aston Villa'sı ise bu sezon ciddi manada geçiş oyunlarında. Ben sürekli Aston Villa'nın bahislerini alıyorum ilk başladığından beri. Her günde kazandık. Burada da ben Aston Villa'nın gol bulmasını bekliyorum açıkçası Liverpool kalesine. Fakat oran yetersiz. Yani iddia da bekliyor. İddia ne açmış? 1.30'u açmış. Girmeyelim şöyle yapalım. 2.5 üst ve var yaparsanız oranın 1.41'e kadar yükseltmiş olursunuz arkadaşlar. Yani ben mücadelenin var olmasını bekliyordum. Skorda indeks beklentisini benim beklentim zaten. 2-1'lik bir Liverpool galibiyeti çıkabilir. Ama tarafa gitmenizi bu maçta önermediğimi de belirteyim. İkinci maçım Salzburg mücadelesi. Rapid Wien hafta içinde bir oynadığı bir mücadele vardı. Salzburg dinlendi. Salzburg da lige 5'te 5 ile başladı. 5 maçını da kazandı. Toplamda da bir sürü gol attı zaten. Kendi evinde oynayacağı bir mücadele yorgun bir Rapid Wien var. Fiorentina deplasmanındaydı. Kaybettiler de. Burada Salzburg deplasmana gelecekler. Yine zorlu bir mücadele. Ben burada Salzburg maçı kazanır mı falan bunlara girmeyeceğim. Salzburg'un kendi evinde oynamış oldu. Özellikle Karim Konate var hücum hattında. Ya bunlar zaten üretim fabrikası, futbolcu üretim fabrikası biliyorsunuz. Red Bull grubu olaraktan da. Burada da Salzburg'un atacağı 2 gole ideal bir oran vermişler. 1.32. İsteyenler alıp kombinlere koyabilir. Fakat şöyle de bir şey yapalım. Eğer ki oran bana biraz yetersiz, biraz daha arttırayım diyorsanız. Yine Salzburg'un 2 gollü kazanırını alalım bu sefer de. Onun da oranı 1.46. 2 tercihimiz olsun. Değerlendirecekler. Bol şanslar. İkisi de aynı kapıda. Ben zaten Salzburg'un mücadeleyi 2-0-3-0 ayarına atarsa bir tane 2-1-3-1 diyelim. O bantlarda kazanmasını bekliyorum. Arsenal'la Manchester United mücadelesi bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumları yazın. Bilen bir kişiyi Eylül ayı boyunca gruplarımızı alalım. Ben burada açıkçası ya Manchester United geçen hafta iyi bir futbol sergiledi. Çevirdi mücadeleyi. 4 dakikada 2 gol. Onan'ın 7 golü. Yerde mi zıplıyor? Kurbağa atlayışı mı yapıyor? Bir şey yapıyor. Garip bir gol dedi. Altay kalede olur mu acaba diyorum da sanmıyorum. Kesinlikle olmaz diye düşünüyorum. Olabilir açıkçası da sanmıyorum. Yani Onana'yı pek beğenmedi United taraftarı. Öyle söyleyeyim sizlere kalede bir eğer Altay iyi bir iş yaparsa, iyi verilen şansları değerlendirirse kupadır, komünist şilttir vesairedir. Belki kaleye geçebilir. Neden olmasın? Arsenal'la oynayacaklar. Şimdi Arsenal kendi evinde. Arsenal'da şöyle artık da yeni bir şeyler deniyor. Bu yeni bir şeydiler dedi. eski taktiğe göre daha kötü. Nasıl Emre Özcan'ın sözü. Da spor programını izlediğim için gerçekten adam çok haklı söylüyor. Yani Emre Özcan şöyle diyor. Ben size onu anlatayım ki haklı da. Yani Arteta ye yeni bir şeyler deniyor. ya yani Partey ile Rice yan yana oynamaya çalışıyor. Ama olmuyor. Hatta ilk maçta ilk yarıyı geride kapattılar. Fakat ikinci yarı eski taktiğine geri döndü. Eski oyun stiline döndü. 2-1 öne geçtiler. Yani mücadele yine 2-2 de bitse de Arsenal'ın eski oyunu biraz daha iyi. Ama yani yeni bir şeyler yani değişimlerde sancıldır dostlar. O yüzden Arsenal tarafından ben burada galibiyete girmeyi düşünmüyorum. Ama Arsenal'ın daha etkili olmasını bekliyorum. Burada atacağı iki gol bence 1.42'den idealden değerlendirilebilir. Fakat şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben burada United tarafından da gol bekliyorum. Özellikle Tottenham maçında inanılmaz pozisyonlar kaçırmıştı. Mücadele de yüksek orandan. Matsu'nu 1 ve KG var yaparsanız da 2.26 oran var. Skor beklentisi 2-1 ayarında. Arsenal'ın galibiyeti 1 ve KG varın olması bence de ihtimaller dahilinde. Union Berlin le Leipzig mücadelesi. Union Berlin'in ciddi manada Behrens şov yapıyor. Behrens şovu var. Her maçını kazanaraklar ilerlediler şu ana kadar. Gerçekten çok formda. İki takımın da gücü çok yüksek. Bakın Union Berlin'in de Behrens de bir forvet var. Adam attığı bütün golleri kafayla attı. 4 gol attı, 4'ü de kafa. Hatta üçü tane hat Üç golü, üç golünü tek maçta attı. 3 üç golü de kafa. Muazzam bir olay. Ya yani muazzam bir kafa vuruşu var adamda. Sanki ayağıyla vuruyor öyle söyleyeyim. Maçtan izlerseniz anlayacaksınızdır. Yine bir kafa golü atar mı diye düşünmüyor değilim. Çünkü kenar ortalarda ve kornerler duran toplar Union Berlin için çok önemli. Leipzig zaten geçişte oynayabiliyor ki hücum attı. Gerçekten yani şöyle bakayım şöyle Openda'nın zaten geçen hafta bir kazmalığını koymuştum. Werner, Olmo, Xavi Simons daha hücumda çok etki yapıyor. Campbell falan zaten biraz daha geride oynuyor da. Yani idealden var alınabilir mi mücadele. Bir 50 gibi oranı var. Ben pazar günü bunu destekle oynamayı çok sevmiyorum. Ana kombineme koymam. Ama alacak olsaydım bu maçı doğrudan var olarak değerlendirmesini yapardım. Beşiktaş Sivas. Bizim temsilciler biraz yorgun. Sivas olacaklar Vodafone Park'ta. Burada şöyle bir önerim olacak. Beşiktaş'ın kazanırı. Fakat kazanırken de mücadele bence 2-0 ayarlarına bitmesini bekliyorum. 4.5 altında bir yaparsa 1 yaparsa 1.59 orandan da bunu tekli olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Yani hatta benim skor beklentim 2-0. Biraz daha oran yükseltmek isteyenler 2-0-4'e kadar çıkarsa da bilir. 3.5 altında 1'i de yapabilir. Benim skor beklentim doğrudan 2-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti. Sivas'la Servet Çetin güzel işlere imza atıyor. Yani gol atabilir mi? Atma ihtimali var. Takım biraz yorgun. Ama ben Beşiktaş'ın maçı bırakacağını düşünmüyorum. O yüzden değerlendirecekler. Bol şanslar. Hataylı Adana Demir. Yani Adana Demir çok yorgun. Normalde benim burada gireceğim bahis deplasmanın direkt 2 golüdür. Ama Adana Demir ciddi manada çok yorgun. Maç yine Mersin'de oynanacak. Yani Hataylılar da geliyor. Mersinler de maç izliyor. Tribün gerçekten Hatay'a güzel bir destek var. Yani Adana Demir 120 dakikalık maç penaltılar Avrupa'dan elendi. Moraller de kötü. Belhanda'nın özellikle kaçırmış olduğu penaltı ve Maç uzamadan önce de, e, penaltıya gitmeden önce de kaçırmış olduk. pozisyon var. Adana burada gol yer gibi geliyor bana. Yani normalde her türlü Adana'nın ben oyuna çok güveniyorum. Çok fazla pozisyona giriyor. Burada da gol atmasını zaten bekliyorum. İdealden var alınabilir. Yani çok yorgun olduğun için hatayla bir yerden maça girecektir. Ama ben şöyle söyleyeyim. Canlıdan Adana'nın oyununa biraz bakarım. Yine o Adana'nın o ritmi tutturabilirse Adana'nın 2 golü de neden olmasın diyorum. Deplasman'da da olsa bir 60 oranı var zaten. Gerçekten pozisyona girmekte sıkıntı yok ve Yusuf Erdoğan ve Yusuf Sarı ile birlikte ikisini de kullandı geçen mücadele. Maçı da kazanmasını da bildiler. Fakat yani olmayınca olmuyor. Penaltılarda yapacak bir şey yok. Ama Deplasman'da 2 tane atarsa hiç şaşırmam. Ankara gücü Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe'nin yorgunluğu çok fazla yok bence. Şundan kaynaklı mücadele çok fazla kasmadılar açıkçası. Biraz savunma yaparaktan da aktif dinlendiler. Yani Twente çok baskı yaptı. Ama de iyi bir savunma yaptı. Ankara gücüyle oynayacak. Ankara gücü de taraftarı önünde. Maç bu arada olimpiyatta mı? Eryaman'da. Çünkü Eryaman'da bir şey vardı. Ee, çalışma vardı. Sanırım bitmiş. Burada taraftar önünde oynanacak. Bir Ankara gücü gol bulabilir mi? Bulabilir. Fakat ben Fenerbahçe'de muazzam bir forma yarışı olduğunu biliyorum. Ve Tivanta maçının çok yorgun olmadıklarını biliyorum. O yüzden dep basmanının atacağı iki gol benim burada idealimdir. Olası bir sürpriz çıkar kombinaya girmez bence. bir 46 oranı var Fenerbahçe'nin. Yani iki gol bulma ihtimali var. Çünkü Ankara gücü yüklenirse Fenerbahçe'de bu arada Ferdi yok. Yüklenirse Fenerbahçe'de güzel pozisyonlar girecektir. Dep basmanının buçküsü uygundur. Osasunayla Barcelona, 2007 doğumlu, sağ açık, ismini söylüyorum hemen sizlere. Yamal, Bil, el, bilmem ne Yamal, L Yamal da ismini unuttum. Çocuk ne oynadı? Real maçını 4-3 kazandı, 2007 doğumlu. Bakın 16 veya 17 yaşında bu çocuk. Ben 16 yaşında lisedeydim sanırım, yani ne yaptığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen sırada mal mal oturuyorumdur. Yani bakın Yamal nasıl oynuyor? Şu 4-3'lük Barcelona maçının özetini izler misiniz? Sadece size onu söyleyeyim. Muazzam bir yetenek. Ya adama direkt yeni Messi, Messi, Messi dediler de olur mu bilmiyorum. Fatih'e de öyle demiştik. Ama gerçekten safkan bir yetenek. Çok zaten 16 yaşında. Ben burada Barcelona'nın oyununa güveniyorum. Bu yeni eleman da inanılmaz yetenekli. Lewandowski falan derken iyi de 4 tane attılar. Bu deplasmanda da 2 gol atmalarını bekliyorum. Gerçekten iyi oyun sergilediler. Osasuna ile oynayacaklar. Osasuna da hafta içinde bir maç yaptı. Deplasman 1.5 üst oranı 1.52. Herkese bol şanslar. Benim analizlerim, görüşlerim bu yöndeydi. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.